Merhabalar. Geldik şimdi. Burada arka ilmeklerden ördüğümüz yerlerimiz var, iki sıra. Onlara modelini koymaya. Şuradan hemen şu ilk başlangıçtakinden şöyle tığımı çıkarıyorum. Farklı bir renk ip alıyorum. Şurayı biraz uzun bırakıyorum. Daha sonra bunu arkadan kaybedeceğim. Şöyle tane ilmek çektim. Bunu da hemen şu arkadan içeriye alıyorum. Bundan sonra düğümleyeceğim. Şöyle göz kararı şöyle başını dolayacağım. Bir tane bırakıp yandakini atlıyorum. Bunu bir iki kere de alıyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yere batıyorum. İki kere de alıyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yere batıyorum. İki kere de alıyorum. Böylelikle burada toplamda 5 tane trabzanım olacak. Yine aynı şekilde bir tane bıraktım. Bir tane atlıyorum ve kapatıyorum. Artık tekrar zincir çekmeme gerek yok. Başını doladım. Bir tane bırakıyorum. Bir yandakine geçtim. İki kere de alıyorum. Bunu için doldurmadığımız için ne çok sıkı ne çok da böyle gevşek yapın ki tam üzerine otursun. 3, iki kere de alarak içine 5 tane trabzan doldurmuş oldum. Bir tane bırakıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Şöyle bakın. İçini doldurmadan bu şekilde ördüğünüzde benim açımdan daha kolay oluyor. O yüzden yoksa tamamen bitirdikten sonra da yapabilirsiniz. Bir tane bırakıyorum. Bir yanına atlıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Sıra başına kadar hep aynı işlemi devam ettireceğim. 3 4 5 Bir tane bıraktım. Yanındakine batıyorum. Bir tane bıraktım, yanındakine battım ve buraya 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. 1 2 4 5 5'inciyi yapalım. Aynı şekilde bir tane bıraktım. Yanına batıyorum. Başını doladım, bir tane bıraktım. Yanındakine batıyorum. Hep bu şekilde bir tane bırakıp yanındakine batarak sıra başına kadar aynı işlemi devam ettireceğim. 3 4 5 Bir tane bıraktım. Bir yanındakine battım. Kapattım. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle olacak. Şu şekilde. Yine aynı şekilde başını doladım, bir bıraktım, bir yana batıyorum ve battığım yerin içine 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. Bir bırakıyorum, yanındakine batıyorum. Sıra sonuna kadar hep bu işlemi devam ettireceğiz. Aynı şekilde şimdi bu ikinciye de yapacağız. Oraya da isterseniz aynı renk kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi farklı bir renk kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz kendi ipiyle de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir durum. Ben renkli olsun istedim bu sefer. Yine aynı şekilde ilkinden ipimi çıkarttım. İçinden geçirdim. Yine biraz fazlalık bırakıyorum.
Bunları en son arkada kaybedeceğim, düğümleyeceğim kapatmadan önce. Arkadan da bu ipimizi geçirelim. Bunları içeride birbirini düğümleyeceğiz ki sökülmesin. Şu şekilde. Aynı şekilde bu sıraya da yine aynı işlemi yapacağım. Başını doladım. Bir atladım bir yanına. İçine 5 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5. Yine aynı şekilde bir atlıyorum, bir yanındakine batıyorum. Kapatıyorum. Başını doladım. Bir atlıyorum, bir yanındakine batıyorum ve içine 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. 5. Bir atlıyorum, bir yanına batıyorum. Bir atladım, bir yanına batıyorum. 2 katlı bakın, 2 katlı böyle bir modeli olacak. Dediğim gibi burası baş kısmı, belki biraz anlamışsınızdır ne olduğunu. Burası da gövde kısmı olacak. Biraz daha örelim. Siz benim gibi ipliklerinizin karışmasını istemiyorsanız, ayrı ayrı örerseniz, birini bitirip diğerini başlarsanız daha kolay olur. Bir atladım, yanına battım. İçine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum, yanına batıyorum. İkisini beraber alıyorum. Tekrar başını doladım. Bir atladım, diğer yana battım. Ve 5. Bir atladım, bir yanına batıp kapatıyorum. Ve bu şekilde ikisini de sıra başına kadar devam ettireceğim. Sıra başına gelince de içeriye demin aldığım gibi alacağım ipliklerin fazlalarını. Arkadan şu şekilde düğüm atacağım ki açılma olmasın. Şimdi burada şu kısmı size anlatmak istiyorum. Kesme kısmını. Siz bu kısmı bitiriyorsunuz. İkisini de başa kadar geliyorsunuz. Daha sonra da burada sayımız 66'ya düşürmüştük. Kesme işlemi yapılacak bundan sonra. Ben söyleyeyim. 6'ya inene kadar her sırada 6 tane eksilterek, yani 60'tı. 66'yı da 60'a düşüreceksiniz. 54, 48, o şekilde 6 6 düşürerek benim yaptığım gibi 6'ya kadar düşürüp kapatacaksınız. 60 için 9 örüp 1 keseceksiniz sıra boyunca. 54 için 8 örüp 1 keseceksiniz sıra boyunca. 48 için 7 örüp 1 keseceksiniz. 42 için 6 örüp 1 keseceksiniz. Hep bunlar sıra başı, sıra boyunca devam edecek. Yani ilmek belirleyicinizi buraya takacaksınız. Bir sonraki sırada benim 60 olması için 9 tane sık iğne öreceğim, bir tane kesme yapacağım. Bunu 6 kere tekrarladığınızda zaten sıra başına gelmiş olacaksınız. Bu şekilde 6 6 indire indire 6'ya kadar indireceksiniz. Bu arada kapatmadan önce 24'e geldiğinizde içini sıkıca dolduracaksınız. Bu sefer sıkı dolduruyoruz. Çok böyle hafif bir şey de olmasın, taş gibi ya yakın neredeyse
Olabildiğince sıkama delikleri de böyle ayrılacak şekilde doldurmadan dolduracaksınız 24'e geldiğinizde. En sonunda işte 18, 12, 6 yapıp kapatacaksınız. Daha bununla işimiz bitmedi. Başka parçaları var. Onları da öreceğiz. Ufak tefek köy küçük parçaları var. Bir sonraki videoda ben tamamlamış olacağım. İnşallah siz de tamamlarsınız. Sonraki videoda geri kalanlarına görüşeceğiz. Kolay gelsin.